Kahraman kazanımızın bize ait olan noktalarındaki asfalt çalışmalarımız yaklaşık 2 hafta oldu mu Ali? Oldu başkanım. İlk İçören'e girmiştiniz. 2 haftayı geçtik. 2-3 haftadır. 3 hafta. 3 haftadır Kahraman kazanda tabiri caizse bir asfalt seferberliği, yol yapım çalışmaları seferberliği başlattık. Civar ilçelerden, civar köylerimizden merkeze doğru geldik. Şimdi biz asfaltı ilk dökmeye başladıktan sonra hemşehrilerimiz hızlı hızlı yazıyorlar. Başkanım şurada eksik var, başkanım şurada eksik var. Değerli hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, eksik var diye yazdığınız yolların neredeyse tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ama o kadar çok yazıyorsunuz ki, başkanım biz sizi görüyoruz, başkanım biz sizden istiyoruz, kimden isteyelim? Yani biz de bu taleplere, bu çağrılara inanın kayıtsız kalmak. Normalde bu yolların, şu an üzerimde bulunduğum yol da Ankara Büyükşehir'e ait bir yol. Bu yolların yol katılımlarını siz Ankara Büyükşehir'e yatırıyorsunuz. Yani şu bina yapılmış, bu binanın yol katılım payları nereye yatıyor? Ankara Büyükşehir'e yatıyor. Yani şu binanın yapımıyla alakalı, yolla alakalı. Burası da Osmanlı Caddesi Büyükşehir'e ait. Burası Bengü caddemiz. Burası da Büyükşehir'e ait. Dolayısıyla şu binaların hepsinin harçlarını, tamamını Büyükşehir'e yatırıyorsunuz. Yol katılımlarını Büyükşehir'e yatırıyorsunuz. Ama asfaltı diyorsunuz, ilçe belediyemiz atsın. Dedim ya, biz sadece bu çağrılarınıza kayıtsız kalmadığımızı göstermek. Biz ilçemizi sevdiğimizi ve ilçemiz için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu göstermek için Büyükşehir'e ait olan bir kısım yolların, acil olan yolların da asfaltına bugün başlıyoruz. Başlıyoruz ama bir şey de belirtmem lazım. Sayın Mansur Yavaş geçtiğimiz meclis toplantısında şöyle bir cümle kullanmıştı. Kardeşim dedi, bana ait olan işleri dedi yapmayın. Hakkınızda dedi yaparsanız savcılığa suç duyurusunda bulunurum dedi. Sayın Başkan, ben kendimi size ihbar ediyorum. Size ait olan Bengü Caddesi'nin asfaltını atıyorum. Yani hemşehrilere hizmet götürme konusunda il ve ilçe ayrımı yapmayacağımıza biz söz vermiştik. Biz sözümüzü tutuyoruz. Siz de sözünüzü tutun. Kahramankazan Belediyesi, Kahramankazan Belediye Başkanı size ait olan işleri yapıyor diye buyurun bizi savcılığa suç duyurusunda bulunun, savcılığa verin. Burası Bengü Caddesi. Bu yol size ait. Bu yolun harçların hepsini siz aldınız ama asfaltını Kahramankazan Belediyesi atıyor. Şu yolu geçen sene şuraya kadar getirmiştik. Bir sene oldu. Tamamını da siz getirin dedik. Maalesef geçtiğimiz hafta buraya asfalt atmak yerine asfalt kırığı serdiniz. Yani asfalt atmanız gereken yere asfalt kırığı serdiniz. Asfalt kırığı da güzel bir şey. Allah razı olsun. Ama biz büyük şehrin hep büyüklüğüne alıştık. Kaderimize bakın ki biz büyük şehrin büyük olduğu zamanlarda değil, küçük olduğu zamanlarda başkanlık yapıyoruz. Çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesidir. Büyükşehir artık büyüklük vasfını kaybetmiştir. Abilik vasfını kaybetmiştir. Artık ilçelerin hamisi değildir. Maalesef kendi ana görevlerini dahi yerine getiremez hale gelmiştir. Kahraman Kazan'da bekliyoruz ki şöyle cayır cayır her tarafta bir asfalt seferberliği olsun ama yok. İlçe belediyesi olarak biz taşın altına her zaman elimizi koyacağımızı size söylemiştim. İl ve ilçe ayrımı yapmayacağız dedik. Kasamızda ne kadar para varsa hepsini sizin için kullanacağız dedik. Biz bütçesiyle kıyaslandığında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 150 kat küçük bir belediyesiyiz. Yani onların bütçesi takriben 58 milyar. 58 milyar bütçeye sahip olan Ankara Büyükşehir şu kendine ait olan yolu bir yıldır çağrı yapmamıza rağmen devlet hastanemiz hizmete açıldı yazıktır insanlar bu yolu kullanıyor. Şu yolu asfaltlayın dememize rağmen asfaltlayacağız başkanım. Planlamayı aldık başkanım. Bir yıldır artık canımıza tak etti. Çünkü ben sokakta gezerken, meclis üyesi arkadaşlarım sokakta gezerken vatandaş bizi görünce bizim yakamızı topluyor. Başkanım şu yolu yok. Bilmiyor vatandaş bu yol ona mı ait, ilçe belediyesine mi ait. Ama tekrar yineliyorum. Şu yolun bütün katılım paylarını, vergilerini, harçlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi aldı. Şu yolla ilgili bizim belediye olarak herhangi bir kazancımız, gelirimiz, tahsilatımız söz konusu değil. Ama yolu biz kullanıyoruz. Benim hemşehrilerim kullanıyor. Büyükşehir yapmazsa gücümüz nispetinde biz yaparız demiştik. Sözümüzü yerine getiriyoruz. İşte yapıyoruz. Sırada da Büyükşehir'e ait olan diğer acil olan yollar var. Dediğimiz gibi her şey hemşehrilerimiz için, her şey kahraman kazanımız için.
Mansur Bey'e tekrardan söylüyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız Sayın Başkan, yani öyle söylüyordunuz çünkü. Bu kayıtta size delil olsun. Size ait olan yolun asfaltını biz atıyoruz. Haberiniz olsun.